Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل Rabbi yessir ve la tuassir, sehhil aleyna bifadlike ya müyessir, Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve ihlasan ve nuran ve elhikna bis salihin, amin ya mu'in. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bima allemtena, amin. Bi hurmeti seyyidil murselin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi aff ve mağfiret eylesin. Amin. Allah-u Teala Celle Celaluhu evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinin 5 vakit namazlarını dosdoğru vaktinde kılan güzel insanlardan, bahtiyar insanlardan olmalarını nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bizim için çok önemli. Çünkü o bize öyle güzel bir yol haritası çiziyordu ki, o yol haritasının sonu Allah'ın izniyle cennete çıkıyordu. O yol haritasının sonu Cemalullah'a gidiyordu. O yol haritasının sonu Rızaullah'a, Allah'ın rızasına gidiyordu. Rabbim uymayı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden ayrılmamayı bize, evlatlarımıza, neslimize kıyamete kadar nasip eylesin. Amin. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirmiş olduğu bir hadis-i şerifi sizinle paylaşalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim dünyada bir müminin ayıbını örterse, kıyamet günü Allah da onun ayıbını örter. Bir daha söylüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim dünyada bir müminin, Müslüman kardeşinin ayıbını örterse, kıyamet günü Allah da onun ayıbını örter. Ne harika bir söz. Ne kadar güzel bir şekilde insanı motive ediyor. İnsana hep güzellikleri öğütlüyor. İnsana hataları örten ol diyor. Açan olma diyor. İnsanların hatalarını mümkün olduğu kadarıyla görmezlikten gel diyor. Allah da böyle yaptığında sana o dehşetli kıyamet gününde yardımcı olacak. O dehşetli kıyamet gününde senin hataların örtülecek. Elhamdülillah. Ne güzel bir müjdeli haber. Şükürler olsun. Sakın ola ki böyle birisinin hatasını gördüğümüz zaman kesinlikle ama kesinlikle onu bir başkasına söylemek suretiyle afişe etmeyelim. İnsanların önünde onu küçük düşürmeyelim, rezil etmeyelim. Çünkü hepimiz beşeriz, hata yaparız. Bugün onun hatası olur, yarın benim hatam olur. Yani insanoğlu kendisine asla güvenmeyecek ve efendim, Allah Celle Celaluhu bir kulun hatasına sen gülersen, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öyle bir Allah ki sen ölmeden önce aynı hataları sana yaptırır ve etrafındakiler sana gülerler. Ne ekersen onu biçersin demişler. Biz de güzel şeyler ekelim, yarın mahşer gününde güzel şeyler bulalım inşallah. Bu bizim için mihenk taşıdır. Kardeşlerimizin hatalarını görmezlikten geleceğiz. Görsek bile efendim onu atacağız bir kenara ve kimseye söylemeyeceğiz. Ta kabirle buluşuncaya kadar. Biz böyle yaparsak Allah Celle Celaluhu merhametlilerin merhametlisidir. O da bize bu noktada kıyamet gününde acıyacak ve efendim kimseye hatalarımızı göstermeyecek. Öyle müjdeli haber var ki Buhari hadis kitabında geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet gününde Rabbimiz kulunu alır, kimseye göstermeden bütün yaptıklarını tek tek ona sayar. Öyle ki artık kul bitmiştir yani. Bekler ki bunun sonucunda cehennem ateşi vardır diye böyle düşünür ama Allah'ımız Celle Celaluhu ona şöyle buyurur. Kulum sen mümin bir kul olarak kaldın, bana inandın, peygamberime inandın, bu davaya inandın, buralardan taviz vermedin, bu hataların olsa bile dünyada kimseye göstermediğim gibi şimdi de kimseye göstermiyorum, kimseye haber vermiyorum, hadi git cennete. Allahu Ekber. Rabbim imanımızı muhafaza eylesin. İmanımızı kamil eylesin. Son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eylesin. Amin. Güzel insanlar. Yine hadis-i şerifimize devam ediyoruz. Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, Eyüp Sultan Hazretlerimiz mübarek bize rivayet ediyor. Bir gün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana bir nasihat ver, öğüt ver. Fakat o öğüt hem az olsun hem de öz olsun. Hayatımda kullanacağım, efendim unutmayacağım bir şeyler bana söyle. Ben de gideceğim, gidiyorum. Bunlara alayım, bir daha da unutmayayım. Dolayısıyla az ve öz bir efendim senden nasihat istiyorum, öğüt istiyorum diyor. Eyüp Sultan Hazretleri bize öyle bir adamın gelip de efendim kendisinden talep ettiğini haber veriyoruz sevgili Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de 1400 sene sonrasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim aynı heyecanla sanki o adamın geldiği gibi gittik. O yeşil kubbenin altında Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorduk. Dedik ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bana az ve öz olan bir nasihat ver, öğüt ver. Efendim bunu söyledik ve sonrasını cevap olarak bekliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 basamaklı 3 tane nasihat veriyor burada. 1. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaza durduğun zaman o namaz senin sanki son kıldığın namaz gibi olsun. Son kılacağın namaz efendim böyle bir namazı düşün. Artık ahirete gidiyorsun. Dolayısıyla o namazı nasıl kılarsan her namazını o şekilde düşünerek kıl. Namazda duruyorsunuz. Az sonra Azrail Aleyhisselam gelebilir. Böyle randevulaştık. Örneğin ondan sonra sabah namazının sünnetini kılıyorsunuz. O namaz nasıl olur? Şöyle ihlas içerisinde, samimiyet içerisinde, Efendim insan mümkün olduğu kadarıyla bütün meşguliyetleri dışarı atarak, efendim kafasına hiçbir şeyin gelmediğini falan düşünün böyle, pırıl pırıl bir namaz kılıyor. Allahu Ekber deyişi başkadır. Ellerini bağlaması başkadır. Efendim Sübhaneke'yi okuması, Fatiha suresini, Zamm suresini, rükûsu, secdeleri böyle yavaş yavaş en kaliteli bir şekilde, rızaya uygun bir şekilde yapılmaya çalışılır. Bunu bir sefer yapma diyor. Her namazda yap. Çünkü neden? Her namaz belki senin için son bir namazdır. Allah kılabilmeyi nasip eylesin. Allah bu ölçüde uyabilmeyi nasip eylesin. Bu arada size yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan haber verilen bir hadis-i şerifle beraber devam edeceğim. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bana Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet indirildi. Kim o 10 ayeti uygularsa cennete girer. 10 ayeti de Mü'minun suresine itibaren başlıyor okumaya. Biz de merak edelim, Mü'minun suresinden 10 ayet. Kad eflehal mü'minun ellezinehum fi salatihim haşi'un. Müminler, inananlar kurtulmuşlardır. Felaha ermişler. Cennetlik olan efendim güzel insanlar, iman edenler. Sonra namaz kılarken de huşu içerisinde, yani namazı kıldıkları zaman Allah'a kendilerini vererek böyle namaz kılarlar. Rabbim nasip etsin. Biz bazen bir dalıyoruz namazın içerisinde. Yani zaten otomatiğe bağlamış. Fatiha suresi, Zamm sureler, rükûlar, secdeler falan. Nasıl kılımızı efendim falan düşünemiyoruz. Ancak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğimiz zaman ortaya çıkıyor namaz bitmiş. Halbuki namaz böyle tabii kılınmaz. Allah bizleri affeylesin. Daha sonraki derslerimizde bunları değineceğiz inşallah uzun uzun. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birinci tavsiyesini tekrar edecek olursak, buyuruyor ki namaza durduğun zaman son namazını kılıyormuş gibi kıl. Son namazını kılıyormuş gibi. Buna dikkat edelim. Sabahı kıldın, öğlene çıkamazsın. Belki. Öğleni kıldın, ikindiye belki çıkamayacaksın. Yani bu böyle sarmal bir şekilde devam eder. Rabbim Azze Aleyhisselam'ın geldiğinde hem abdestli olmayı hem imanı kamille beraber güzel bir durumda, Allah yolunda, hizmetlerde, sohbetlerde, namazda, Kur'an'da güzel bir şekilde Azze Aleyhisselam'ı karşılamayı nasip eylesin inşallah. Amin. İkincisinde, ikinci basamakta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğütlerinden, nasihatlerinden bir tanesi de sonradan pişman olup özür dilemek zorunda kalacağın sözü baştan söyleme. Bakın çok önemli yine burada mesaj var. Yani tarihsel bir olay. Harika. Sonradan pişman olup özür dilemek zorunda kalacağın sözü baştan söyleme. Yani Allah sana tabiri caizse akıl vermiş, beyin vermiş. Bir sözü söyleyeceğin zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, bak dilin önünde 32 tane kale gibi o dişleri sur şeklinde dudakları vermiş, kapatmış. Onları düşüneceğiz. Faydası varsa söyleyeceğiz. Karşı taraftan özür dilenmesi sonrasında gerekecekse söylemeyelim. Sakın söylemeyelim. Yani kalkıp da efendim o insana hakaret edip, o insanı efendim yanlış taraflara sürükleyip, hakkını alıp da sonra ya özür dilerim kusura bakma falan. Özür dilemek de tabii bir erdemdir, kalitedir, ayrı bir konu. Özür tabii ki dilenecek ama önemli olan özür dilemeyi gerektirecek bir sözü söylememektir. O çok önemli. Mesela başka bir hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hiç kimse annesine, babasına sövmesin. Sövmesin. Ya Resulallah, kim annesine, babasına söver ki? Sahabe soruyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bir kimse karşısındaki bir insanın annesine, babasına söverse, o da dönüp senin de anneni babanı derse işte aslında direkt olarak annesine babasına bu başkasına sövdüğünde kendi annesine babasına sövmüş oluyor. Niye? Zemini hazırlıyor. O adam da duramayacak. Efendim karşılığını verecek. Kötü söz sahibinindir diyecek vesaire. Onun için kelimelerimiz, sözlerimiz, her şeyimiz böyle bize yakışsın. Asla yani en basitinden söylüyorum. Ulanlı bile kelimeler kullanmayacağız. Çocuğumuza da kullanmayacağız. Eşimize de kullanmayacağız. Hiç kimseye de bunu kullanmayacağız. Yani yanımızda çalıştırdığımız hiç kimseye efendim bunu kullanmayacağız. Ya biz beyefendiyiz. Biz müminiz. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden, yolundan giden, onun hayatını tatbik etmeye çalışan güzel bir ümmetiyiz. O bizden inşallah dünyada da razı olur, ahirette de razı olur. Evet, kelimelerimize dikkat edelim. Özür dilenecek sonunda bir söz varsa onun baştan söylemeyelim. Bu ikinci tavsiyesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Üçüncü tavsiyesi de insanların elindekine güvenip de işini gücünü bırakma. Yani böyle çalışma zamanın geldi. Çalışabilirsin. Gücün kuvvetin yerinde. Kocaman delikanlı olmuşsun. Hala asalak gibi birilerine güvenerek hayatını efendim yaşamaya çalışıyorsun. Bu doğru bir şey değil diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sakın işini gücünü bırakma. Efendim işine gücüne devam et. Kimsenin elindekine bakma. Kimsenin elindekileriyle geçinmeye çalışma. Yani Allah isteyen olmaktansa veren olmayı nasip eylesin. Veren el, alan elden üstündür buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için çalış, namerde muhtaç olma. En kötü şey hakikaten insanın böyle delikanlık döneminde 20'sinde, 25'inde hala bir işe gitmeden anasının, babasının efendim parasını yiyerek ondan sonra çalışmaması ve onlara yük olması. O anne baba bundan rahatsız oluyor. Tabii evlatsın, sana da çek git, evden çık git diye diyemiyor. Ama bil ki içinde onun her zaman için böyle bir burukluk var. Dolayısıyla bunlara da dikkat edelim. Kimsenin elinin emeğiyle kendimiz geçinmeye çalışmayalım. Milletin üstünde, sırtında asalak gibi yaşamayalım. Bize Allah güç kuvvet vermiş. Elhamdülillah. Allah kimseye de muhtaç etmesin. Buna dikkat edelim. Helalinden bol, bereketli kazançlar nasip eylesin. Son olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadisi var. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Men salla aleyye salaten keteballahu lehu kıraatan vel kıratu mislu Uhud." Anlamı şu. Kim bana, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, kim bana bir salat, bir salavat-ı şerife getirirse, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed diye bunu söyler. Veya salatu ve selamu aleyke ya Resulullah diye böyle bir söz söyler. Veya sallallahu aleyhi ve sellem gibi güzel sözler söyler. Bunları efendim dilinden düşürmüyor. Bir tanesini söylediğinde Allah ona bir kırat sevabı veriyor ki, bir kırat da diyor, bir Uhud dağı sevabıdır diyor. Yani Uhud dağını şöyle düşünün, 8 kilometrelik bir dağdır o. Medine-i Münevvere'de. Medine-i Münevvere'deki o dağa örnek gösteriyor. Herkes tabi yakından bildiği için mübarek yeri. Dolayısıyla bana bir kere salavat-ı şerife getiren kimseye Allah Celle Celaluhu sevap olarak bir Uhud dağı sevabını yazıyor buyuruyor. Onun için biz de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her gün en az 100 defa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed diye söylemeye çalışalım. Ama özellikle değerli dinleyenlerim, bugün itibariyle yani 7 Ekim 2021 Perşembe günü itibariyle Rabiülevvel ayına girdik. Safer ayımız dün bitti. Bugün Rabiülevvel ayına girdik. Yani ne demektir Rabiülevvel ayı? Rabiülevvel ayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifleri, dünyaya efendim geldikleri, mübarek şeref verdikleri ay Rabiülevvel ayı. Hangi gün? 11. gecesini 12. güne bağlayan efendim bu tarihle de söyleyeyim. Yani 17 Ekim Pazar akşamı. Hayırlısıyla Rabbim nasip eylesin. 10 gün var. 10 gün sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşriflerini inşallah idrak etmiş olacağız. Efendim o mübarek geceye hazırlık yapmış olacağız. Nasıl mı? Yani nasıl doğum günü için insanlar kendine göre hazırlık yapıyorlar, unutmuyorlar. Oğlumun doğum günü, kızımın doğum günü, eşimin doğum günü falan diye. Biz de liderimiz, önderimiz, biricik Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi unutabilir miyiz? Dolayısıyla şu 10 gün içerisinde mümkünse bir hatmi şerif bitirmeye çalışalım. Mümkün değilse en azından her gün 1000 tane salavat-ı şerife getirmek suretiyle abdestli, abdestsiz olmuşsun, yatmışsın, yürümüşsün hiç önemli değil. Önemli olan bunun dilinden düşürme. 1000 tane salavat-ı şerife gününe getirirsek 10.000 salavat-ı şerife paket halinde efendim iyi ki doğdun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyerek ona doğum gecesinde hediye etmiş olacağız inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı en yakın mahşer gününde en çok kendisine salavat-ı şerife getirenlerdir buyuruyor. Biz de yakın olmak için çabalayalım. Hatta bir grup kuralım. Bu 7-24 devam etsin. 12 ay devam etsin. Hiç bırakmayalım bunu. O da nedir? Salavat-ı şerife grubumuz olsun. Salavat-ı şerife kardeşliği. Salavat-ı şerife kardeşleri. Salavat-ı şerife grubu. Bunu hanımlar, beyler yapalım. Aramızda herkes de o gruba yazsın. Ben bugün 1000 tane okudum. Ben bugün 300 tane okudum. Ben bugün 100 tane okudum gibi. Bunlarla beraber acayip bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı günümüze getirir. Onun rahmetiyle efendim evimiz kuşanır. Çevremiz ve ülkemiz ve İslam alemi. Rabbim inşallah İslam'ı, Kur'an'ı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam getirdiği düzeni bütün dünyaya da hakim etsin. Bizim de o hakimiyette ufak bir çabamızın olmasını nasip eylesin. Bir tuğlada biz koyalım İslam binasını inşallah. Aziz dinleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dünyaya teşrifleri noktasında o geceye ayrı bir önem verelim. Yani bir böreğimiz, pastamız, o geceki kıyafetlerimiz, çocuklarımız, heyecanımız apayrı bir güzellikte olsun. Şimdiden çocuklarımıza bunu fısıldayalım. Yani evimizin bir köşesine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim doğum günü gecesi köşesi olarak ayıralım. Mevlid gecesi köşesi, Mevlid kandili köşesi diye böyle bir güzellik olursa Allah'ın izniyle evimize efendim rahmet yağacak. Evimize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmiş olacak, misafir olacak. Hatta hiç unutamıyorum, çok böyle duygulanmıştım. Bir kardeşimiz öyle bir şey yapıyor ki doğum gecesi partisi yapıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için ve arkadaşlarını davet ediyor. Bunu yapan kardeşimiz de 13-14 yaşlarında İmam Hatip'te okuyan, hafız olan bir kardeşimiz. Öyle oluyor ki baş köşede herkes arkadaşlar gelince oturmak istiyor. Oraya oturmayın. Niye oturmayın? Orası Peygamberimizin yeri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani herkese böyle diyor ve o köşeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayırmış. Bundan sonra bu köşe Peygamberimizindir diyor. Evimizin efendim padişahı, krallığı, her şeyi odur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim çocuklarımıza da bu duyguyu, bu aşkı, bu hevesi, bu heyecanı nasip eylesin inşallah. Duamızı da kapatıyorum. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ya Rabbi senin seveceğin, razı olacağın amelleri bizlere sevdir Ya Rabbi. Senin seveceğin, razı olacağın amelleri bizlere yaptır Ya Rabbi. Senin seveceğin, razı olacağın amellerle bizleri cennetine kavuştur Ya Rabbi. Cemaline ulaştır Ya Rabbi. Bizi değil sadece, analarımızı, babalarımızı, çocuklarımızı, eşimizi, neslimizi, zürriyetimizi hepsini de ulaştır Ya Rabbi. Allah'ım, Ya Rabbi dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle. Dünyada ahireti sıkıntıda bırakma Allah'ım. Ya Rabbi dua bekleyen kardeşlerimizin de dünyalarını, ahiretlerini mamur eyle. Ya Rabbi hastalara şifa, dertlilere deva, borçlu edalar nasip eyle. Kimseye muhtaç etme, kendi kapından başka kapı aratma. Allah'ım ilim, amel, ihlas nasip eyle. İşe yaramayan ilimden, doymayan gözden, ürpermeyen kalpten kabul olunmayan duada sana sınırız. Helal rızık, salih amel, güzel ahlak nasip eyle. Bizleri şu anda takip eden bütün kardeşlerimizden ebeden razı ol Ya Rabbi. Ebeden razı ol Ya Rabbi. Allah'ım dünyamızda sıkıntıda bırakma, kabrimizde sıkıntıda bırakma, ahiretimizde sıkıntıda bırakma. Sevdiklerinle beraber toplaşmayı, cennette buluşmayı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı komşu olmayı hepimize, analarımıza, babalarımıza, ölmüşlerimize, dua bekleyenlere nasip eyle Allah'ım. Doğu Türkistan'dan, Arakan'dan, Filistin'den, Gazze'den, Yemen'den, İdlib'den, Suriye'den, Afganistan'dan, nerede varsa bütün dünya Müslümanlarına yardım eyle Allah'ım. Kafirlerin zalim oyunlarını boz Allah'ım. Ya Rabbi ülkemizi ekonomik yönden sıkıntıya sokmak isteyenlere asla fırsat verme Ya Rabbi. Asla fırsat verme Ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemizin başına geçtiğinde Ayasofya'yı müze yapacağım ben deyip de ezanları susturmak isteyenlere asla fırsat verme Allah'ım. Ne olursun Ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz. Şu anda birçok güzelliklerimiz var. Onları efendim kaybetmeyelim Ya Rabbi. Biliyoruz günahlarımız var. Affet bizi Ya Rabbi. Günahlarımıza affet bizi Ya Rabbi. Layık değiliz ama sen rahmet sahibisin, merhamet sahibisin. Bizlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle Ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi hepsinin kabirleri nur olsun. Makamları cennet olsun. Bize de ölüm nasip olduğunda imanla, Kur'an'la gelmeyi ve kabrimize girerken cennet bahçesine girebilmeyi, girer gibi girebilmeyi ve inşallah cennetine, cemaline kavuşabilmeyi nasip eyle. Amin, amin, amin. Subhanallah ve hamdihi. Subhanakallah ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirke ve tebu ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l Fatiha. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla. Haftaya görüşmek üzere inşallah.